Bugün erişte yapıyoruz. Eriştemiz için kullanacağımız malzemeler öncelikle 15 tane yumurta. 15 yumurtayı bir kabın içine kırıyoruz. Kırdığımız yumurtaları hamur yoğurma kabının içine alıyoruz. 15 yumurta için 15 bardak su bardağıyla 15 bardak un alıyoruz. Unumuzu önce eliyoruz. Elediğimiz undan 15 bardak unu yumurtaların üzerine hamur yoğurma kabına alıyoruz. Sonra üzerine sadece bir bardak, bir su bardağı su ilave ediyoruz. İsterseniz e, süt ilave edebilirsiniz. Ben su ilave ettim. Bir yemek kaşığı tuz ve hamuru elimizden çıkıncaya kadar güzelce yoğuruyoruz. Hamur yoğurdukça özleşiyor, yoğurdukça özleşiyor. Önce elimize yapışmış olan hamur artık iyice özleştikten sonra elimizden ayrılmaya başlıyor. Hamur ayrıldıktan sonra bir süre daha yoğuruyoruz. Daha sonra tezgahın üzerine biraz un eleyip hamurumuzu tezgahın üzerine alıyoruz. ve daha sonra bezeleri kesmeye başlıyoruz. Bu 15 yumurtadan yapmış olduğumuz e, hamurdan 15 tane beze çıkarıyoruz. 15 bezeyi alıp yuvarlıyoruz ve yine hamur yoğurma kabının içine alıp üzerine bir bez, mutfak bezi örterek yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Bu dinlenme süresince hamurumuz biraz daha özleşecek. Özleşen hamurumuz daha kolay açılacak. Önce merdane ile bezelerimizi biraz büyütüyoruz. Yeterince büyüdükten sonra oklava ile inceltip daha da açıyoruz. Açtığımız yufkaları, bunlar böreklik hamurundan biraz daha kalın bir hamur olması gerekiyor, kalın bir yufka. Balkona sermiş olduğumuz mutfak bezinin üzerinde kesilebilecek kıvama gelinceye kadar kurutuyoruz. Bütün yufkaları açıp bezin üzerine serdikten sonra hepsinin kurumasını bekliyoruz. Daha sonra kesilebilecek kıvama gelen kuruyan yufkalarımızı erişte boyutunda keserek ince ince kibrit çöpü boyutunda kesiyoruz. Eriştelerin kenarlarından çıkan e, parçaları ise çorbalık olarak daha küçük bir şekilde çorbalık olarak kesiyoruz. Onları da o şekilde değerlendiriyoruz. <laughs> Daha sonra kesmiş olduğumuz tüm eriştelerimizi yine bezin üzerinde, balkonda kurumaya bırakıyoruz. Çorbalıkları ise farklı bir tepside ya da farklı bir bezin üzerinde ayrı bir şekilde onu da kurutuyoruz. Tabii ki gündüz erişte kesilince akşam yemeğinde de mutlaka erişte olur ve güzel bir tereyağlı erişte yapıyoruz akşam yemeğine de. Önce bir kaşık tereyağını alıyoruz. E, erittiğimiz tereyağın üzerine bir tabak kestiğimiz eriştelerden ilave ediyoruz. Ve onu öncelikle nar gibi kızartıyoruz. Kızarmış olan, tereyağında kızarmış olan eriştenin üzerine bir bardak su ilave edip kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz. Pişen eriştemizi tabağa alıp ee, sade bu şekilde de yiyebiliriz. Biz böyle yedik. İsterseniz domatesli, isterseniz peynirli, isterseniz cevizli e, farklı şekilde e, tüketebilirsiniz. Biz bu şekilde kavrulmuş, tereyağında kavrulmuş yiyebiliriz.